Evet arkadaşlar entalpinin 3. ve son videosu. Entalpi hesaplama yollarından biri de potansiyel enerji diyagramı ile hesaplamak ki sorularda kullandık zaten. Şöyle bir diyagramımız var. Bunun ayrıntısını şu tepe nokta nedir vesaire şeyde göreceğiz, hızda göreceğiz. Bu grafiğin başlangıç bir sonraki ünite yani hız. Bu grafiğin başlangıç noktası girenler, son noktası ürünler. Dolayısıyla girenlerle ürünler arasında ürün eksi girenle hesaplıyoruz ya bu fark benim tepkime entalpim oluyor tepkime entalpiyi ürün eksi girenle hesaplayabilirsin. Ha, şu noktanın tepeye uzaklığını yani ileri aktifleşme enerjisini ve bu noktanın tepeye uzaklığını geri aktifleşme enerjisini vermişse ileri eksi geri de fark ettiğiniz gibi bu değeri verir. Bu tepkime endotermik bir tepkime. Egzotermik de bakın şöyle yine aynı şekilde hesaplayabiliriz. Bakın hemen bir örnek soru bakalım. Bu tepkimenin entalpisi Eksi 110. Bu eksi 110 aynı zamanda co'nun oluşum entalpisi Fark ettiniz değil mi? Giren 0 çünkü. co2 de eksi 393. O zaman co2 393 ise burada iki tane Joe 2 tane co2 var. Burası eksi 786. Burada 2 tane co var. Burası da eksi 220. Bu 0. O zaman bunun grafiğinde girenler eksi 786. Ürünler eksi 220 olacak. Bak. Girenler eksi 786. Ürünler eksi 220 şeklinde tepkime. Bu kadar basit. İlk çizgi girenlerin enerjisi, son çizgi ürünlerin enerjisi. Tepkime entalpisini soruyor olsaydı ürün eksi giren yapacaktık zaten eksi 220 eksi 786 yapacaktık. Grafikten bulmak biraz daha kolay zaten ne yapacağını görüyorsun. Entalpi bulma yollarından üçüncüsü bağ enerjisiyle. Nedir bağ enerjisi? Bir bağ kırabilmek için gerekli enerji yani X ile X birbirine bağlıyken bunu x artı x haline getirmek için verdiğin enerjiye bu bağın enerjisi diyorsun. Bağ kırılması her zaman endotermiktir. Tek başına bir bağı kırmak her zaman endo, bir bağı oluşturmak da her zaman egzotermiktir. Bir tepkimede bütün bağların entalpisini biliyorsak, kırılan eksi oluşan yani giren eksi ürün yaptığında tepkime entalpisini bulabiliyorsun. Unutma bağlarda giren eksi ürün yapıyoruz. Ürün eksi giren değil. Bir İkincisi bir bağın kopması için gereken enerji ne kadar fazlaysa bağ o kadar sağlamdır. Hani bağı koparmak için çok enerji veriyorsan o bağ çok güçlüdür. Bağ uzunsa sağlam değildir. Kısaysa sağlamdır. Yani bağ enerjisi arttıkça bağ kısalır. Ve bağ oluştururken ne kadar çok elektron çifti paylaşıyorsan o kadar sağlamdır bağ. Bire bir verdin tekli bağ oluşturdun bağ gevşek. İkiye iki ikili bağ oluşturdun bağ biraz daha sağlam. Üçü üç çok çok daha sağlam oluyor. Bunu da unutmayacaksın. Şöyle bağ enerjilerini veriyor. Senin yapman gereken sadece bu tepkimedeki maddelerin açık hallerini düşünmek. Bunları tabi 11. sınıfta çok sormuyorlar. Biraz 12'de soruyorlar. Hani C3H6'nın açık yapısını bilmen lazım çünkü. C3H6'nın açık yapısı şöyle arkadaşlar. 11'de genelde daha basit şeyler soruyorlar. Şöyle C3H6'nın açık yapısı. 3, 4, 5, 6. Ne yaptık? Artı H2 eşittir C3 H8 şöyle C3 H8'i de açayım karbon hep 4 bağ yaptığı için böyle yazıyorum hani hocam niye böyle yazıyorsunuz diyenler karbon hep 4 bağ yapacak şekilde uyduruyorum bu bileşikleri ama dediğim gibi organik kimyada daha rahat göreceksiniz bakın 1 2 3 4 5 6 6 tane CH bağı var yani 99 var artı bir tane CC ikili bağ var. 147 artı bak bir tane CC tekli bağ var. 83 artı bir tane hidrojen hidrojen bağ var. Yani 104. Bu giren bağ enerjisiyle giren eksi ürün yapıyordum. Eksi ürün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane CH bağı var. 8 tane CH 99. Artı 2 tane de CC bağı 2 tane 83. Bu kadar. Gerisi işlem arkadaşlar. Doğal olarak tahmin edeceğiniz üzere bağ entalpileriyle yapılan sorular çok işlemli. Yani bir sürü bağımız var. Bir sürü bağla ilgili bir sürü çarpma yapıyoruz. Dolayısıyla entalpimiz çok 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 işlemli çıkıyor. Ha Bundan soru çıktı mı? Evet çıkıyor yani. Bundan soru çıkıyor. Bu tepkimenin entalpisi eksi 30 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bağ ile bulduğunuz entalpi ve e, oluşum ısısıyla bulduğunuz entalpi arasında hiçbir farklılık yok bu arada. Aynı şey yani. Hiçbir farklılık yok. Bakın burada açık açık vermiş. 11. sınıfta genelde böyle yapıyorlar. Hemen yapmanız gereken 4 tane CH yani 4 tane 99 artı 2 tane OO yani 2 tane 118 bu giren giren eksi ürün yapıyorum elementleri falan alıyorum hepsini alıyorum eksi 2 tane CO bağı var bakın 2 tane 169 artı bak 1 2 bir de başında 2 olduğu için 4 tane de OH bağı bu tepkimenin entalpisi. Anlaştık değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Rahatlıkla işlemleri yapamıyoruz ama sorularda herhangi bir püf noktası yok. Hemen 2 çarpı 118 hesaplarsak bundan 2 tane 169'u çıkaracağız. Bir de 4 tane 111'i çıkaracağız. Eksi 150 çıkıyor. Bu tepkimenin de entalpisi arkadaşlar. Bu tepkimenin entalpisi ne çıktı? C çıktı. O zaman o zaman hadi şöyle şu soruya da bakalım. Sonra canlı yayında bir ara vereceğim ben. Sonra da videoyu tamamlayacağız. Arada bekletmeyeceğim sizi tamam. Bakın aynı şeyleri çizgi olarak vermiş bir farkı yok. Birinci tepkime yeşil bağın enerjisi. ikinci tepkime kırmızı bağın enerjisi. Üçüncü tepkime de bütün bağlar var. Yeşil bağ neydi? 343. Bak şurası 343 artı. Kırmızı bağ 290'dı. 1 bölü 2 çarpı 290. Bunlar girenler. Eksi yeşil kırmızı bağı soruyor. Soruyu soruyor. 2x eşittir bu tepkimenin entalpisi. Eksi 440 diyeceğiz. Buradan işlemleri yaptığımızda arkadaşlar tepkimedeki x'in entalpisi 464 olarak çıkıyor. E hocam burada eksi verilmiş. Siz niye artı aldınız arkadaşlar? bağ enerjileri daima pozitiftir. Bağ enerjileri bir bağı kırmak için verdiğimiz enerji. Burada bağın oluşumunu vermiş. Ama bizim burada kullandığımız kırması tam tersi olacak. Dikkat edin. Bağ enerjisi olarak bize verilen bir bağı kırmak için gerekli enerji. Onlar da hep pozitiftir. Yani pozitif verse de vermesi de pozitiftir. Oluşum ısısı pozitif negatif olabilir. Ama bağ enerjisi hep pozitiftir unutmayın. O zaman HES yasasıyla konuyu bitirelim artık değil mi? Evet entalpinin son başlığı son entalpi hesaplama yolumuz tepkime ısılarının toplanması. Tepkime ısılarının toplanmasında entalpilerini bildiğimiz tepkimelerin entalpilerini kullanarak entalpilerini bilmediğimiz tepkimelerin entalpilerini hesaplıyoruz. Anlaştık değil mi net? Entalpilerini bildiğimiz tepkimelerin entalpilerini kullanarak entalpilerini bilmediğimiz tepkimelerin entalpilerini hesaplıyoruz. Bunu yavaşça 5 sefer dinleyin daha sonra bir kağıda yazıp su dökün yazı eriyince suyunu için konuyu anlamış oluyorsunuz zaten. Mantık şu arkadaşlar. 2-3 tane tepkime veriyor. Bunların entalpilerini biliyoruz. Bunları ters çıkararak, düz çevirerek, toplayarak yeni tipi tepkimenin entalpisini buluyoruz. Bu maksatla bir tepkimeyi ters çevirmen gerekirse entalpinin işaretini alıyoruz. Artıysa eksi, eksi ise artı alıyoruz. Bir tepkimeyi bir sayı ile çarparsan aynı şekilde entalpisini de o sayı ile çarparsın. Tepkimeleri toplarsan da entalpileri topluyorsun. Gayet basit. Hemen bak. Mesela. A artı 2 BC ne yapmışsın? 2 A ile çarpmışsın değil mi? Entalpisini de 2 ile çarpıyorsun. Bak ters çevirmişsin burada. Entalpisinin işareti değişiyor. Tepkime A artı 2 B'yi de artı B olmuş. İlgisiz bir tepkime. Ondan bunu bulamazsın. Ondan bu olmaz. Birbirinin tam katı olacak bulabilmen için. Anladın değil mi? Mantık bu. Bunları toplayarak yeni bir tepkimenin entalpisini hesaplıyorsun. Nasıl? E i̇şte böyle. Bu üçüyle C2H6'nın yanması. C2H6'nın yanması ne? C2H6 artı O2. Kanzof adımı okur musunuz diyor. Kanzof bu videoyu izlediğinde adını okuduğumu anlayacak. Eğer Kanzof bu videoyu izlemezse, o zaman bakalım benim gazabımdan nasıl kurtulacak. Tepkime yazdık, denkleştirdik. 4, 3 daha 7. 7 bölü 2 denkleşmemiş bir kimyasal tepkime ile hiçbir kimyasal işlem yapılmaz bak. Mutlaka denkleştireceksin yoksa olmaz. Hemen bu 3 tepkimeyi kullanarak bunu elde etmeye çalışıyorum. Bak C2H6 ürünlerde C2H6 girenlerde bu tepkimeyi ters çevireceğim. CO2 girenlerde CO2'nin ürünlerde olması lazım. Ters çevireceğim. Yetmez. 2 ile çarpacağım. Niye? Üründe olsun. 2 CO2 olsun. Anladın değil mi? Tek teker maddeyi nasıl elde ederim diye bakıyorsun. Şu da 3 h 2 oydu. Özür dilerim. Şunu yanlış yaptık. 3 h 2 oydu. 4, 3 daha 7. 7 bölü 2 tamam. 3 h 2 olması için bunu olduğu gibi 3 ile çarpacağım. Ne yapacağımızı bulduk. Hadi yapalım bakalım. Doğru çıkacak mı? Hadi yapalım. Üstteki tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpıyordum. 2C artı 2O2 2CO2 Ters çevirdim, eksi 94. 2 ile çarptım, eksi 188. Alttaki tepkime 3 ile çarpacağım. 3H2 Artı 3 bölü 2O2 3H2O 3 ile çarparsam 50, 100, 150, 7, 14, 21 171, 2.4 oradan 173.4 oldu. Alttaki tepkimeyi doğrudan ters çeviriyordum. C2H6, OK. 2C artı 3H2 artı 20 oldu. Şimdi toplayalım bakalım oldu mu? Hadi. Şöyle artıyı yazsam aşağıdan yukarıya toplasam olur mu? Bak. 2C ile 2C sadeleşti. Giren ve üründeki sadeleşiyor. 3H2 3H2 sadeleşti. Okun sol tarafında C2H6 kaldı. Tak. Elde var 1. Bir. 1'i elde ettik. Okun sol tarafında 2 1.5 daha 3.5 yani 7 bölü 2 O2 oldu. Elde var 2. Elde ettik 2'yi de. Okun sağ tarafına bakıyorum. 2 CO2. Uf. Çok güzel elde ettik. Sağ tarafına bakıyorum. 3 H2O. Evet tamam. Şimdi bu entalpileri toplarsam bu tepkimenin entalpisi oluyor. Yani eksi 188 eksi 173.4 artı 20 yaptığımda 188 173.4 20'yi de çıkardığımızda eksi 341 virgül 4 çıkıyor bu tepkimenden tabi Anlaştık değil mi? Tepkimeleri amacımıza göre düzenliyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi bakıyor musun? Bakıyorsun değil mi? Bak hemen yapıyorum. 4 NH3 için bunu 2 ile çarpacağım. 4 NO için NO sadece burada var. Bunu ters çevirip 2 ile çarpacağım. 6H2O için bunu ters çevirip 3 ile çarpacağım. Yani bu artı 44 olacak. Bu ters çevireceğim için artı 43.2. 2 ile çarpacağım için artı 86.4 olacak. Bunu da ters çevirip 3 ile çarpacağım. Ters çevirdim eksi 136. 3 ile çarptım 390. 18 daha 408. 86. 4 daha 120. 130.4 buradan 130.4'ü 48'den çıkarırsam altılı bir şey çıkacak sonu. Bir de eksi çıkacak. Cevap 277.6. Bak, bak. Uyanık ol. İşlem yapmadan da böyle ufak tefek hilelerle sorunun cevabını bulabiliriz. Anlaştık değil mi? Bu arada arkadaşlar, HES de çok sıklıkla çıkıyor. Çok sık çıkıyor. Lütfen iyi anlayalım. Bol bol soru çözelim. Hadi bakalım. Konu bitti. Bir sayfada sorularımız var. Onları da çözelim. H2O2 H2O gaza dönüşürken en H2O sıvıya dönüşürken M ısı açığa çıkıyor. Gazın ayrışması yani gazın buna dönüşmesi artı N. Sıvının oluşumu yani bunun sıvıya dönüşümü eksi M. Gazın yoğunlaşması yani gazın sıvıya dönüşmesi. Ürün eksi giren yapacağım. Gazın sıvıya dönüşmesinde ürün H2O sıvı eksi eksi H2O gazdan eksi M artı N oluyor. Evet. Her üçte doğru. Gayet hoş. Gayet tatlı oldu. Çok da iyi. Çok da güzel oldu. Bir konu vardı. Lakin onu da oldu. Kimse kimsenin bir şeyine karışamaz. 0.28 gram. 1 mol 56 ise 0.28 gramı 0.05 mol mü? 28 olsaydı 0.5 2.8 hatta bir sıfırı daha var değil mi? Bir sıfırı daha var. 5 10 üzeri eksi 3 mol. Yani Biraz üstü sayı kullanalım. 5 10 üzeri eksi 3 mol. Dikkat et bak. Demirin kat sayısı kaç? 2. Çok dikkat et. 1 mol demirden değil. 2 mol demirden 204 ısı açığa çıkıyor. O zaman 5 10 üzeri eksi 3 molden ne kadar ısı açığa çıkar? 102 1,02 olur arkadaşlar. Hayır. Bir de 2'ye böleceğiz. 0,51 olur. Evet. Bu orantının cevabı. Kat sayısı orantılı bunu unutmuyoruz. Kat sayı ile orantılı hep 1 mol diye yazmıyoruz arkadaşlar. Grafiğimiz var. Hep N2 ile O2 girmiş grafikte. N2 O5 katı çıktığında bu kadar. N2 O4 gaz O4 sıvı O4 katı. Bir tepkimenin entalpisi maddelerin fiziksel haline bağlıdır. Gaz sıvı katı bağlıdır. N2O4 katının oluşumu katı nerede? Şurada oluşumu sıfırdan eksi 35'e Eksi 35'tir. Doğru. Ürünün cinsine bağlıdır. N2O5, N2O4. Evet doğru. N2O4'ün erimesi. Erime katıdan sıvıya geçme. Yani şu arası 35'ten 20'ye 15'tir. Azotun yanması daima endotermiktir. Bak şu ikisi egzo çıkmış. Bu ikisi endo. Demek ki ürünün fiziksel haline göre azot egzoda yanabiliyormuş. Ama bizim bilmemiz gerekmiyor tabii, O sorunun verdiği bilgiye göre çözüyoruz. Isı ürünlerde egzotermiktir. Ekzotermik ise çok enerjili girip az enerjili çıkacağım. Dışarı enerji vereceğim. Girenlerin enerjisi ürünlerden daha yüksektir. Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan yani ürünler daha kararlıdır. XY'nin molar oluşum entalpisi eksi 28'dir. 3'ünden 84 ise birinden 28'dir. Tepkime entalpisi eksi 84'tür. E hangisi yanlış oldu? Ne diyorsunuz? Nerede hata yaptık? Hemen bakalım. Egzotermik. Bir sıkıntı yok. Girenler yüksek. Ürünler düşük. Bir sıkıntı yok. Düşük sıcaklıkta enerjisi düşük olan ürünler. Bir sıkıntı yok. E 384 ise 1'i 28. Nerede hata yaptık? Evet. Uyanık olanları, doğruyu bulanları alkışlayalım mı? Şöyle bir alkış. Süper. Bir önceki videodan gelip unutmayanları alkışlıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kalpler size. Uyuyanlar için şıkkı işaretliyorum. Hazır mısınız? Bir tepkimenin oluşum olabilmesi için girenlerin element olması lazım. İkisi üç element değil. Bu tepkime oluşum değil. Bu ısı da oluşum ısısı değil. Unutmuyoruz sakın. Girenlerin, girenlerin element olmadığı hiçbir tepkime oluşum tepkimesi değil. Entalbiyi bitirdik. Bir sonraki konumuz alkinler. Sonra 11. sınıfıza döneceğiz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.